Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz donanmamıza birkaç yıl içinde katılacak olan ve deniz kuvvetlerimizin TCG Anadolu'dan sonra en büyük ikinci gemisi olacak olan Dimdek gemisi. Peki bu geminin amacı ne veya neden bu kadar büyük? Dilerseniz artık anlatmaya geçelim. İlk olarak Dimdek gemisinin özelliklerini anlatarak başlamak istiyorum. Bu tarz gemiler büyük donanmaların temel gemilerinden çünkü tek başına dört geminin aylarca yetecek ikmal maddelerini taşıyor. Bu sayede de gemilerimiz tersaneye dönmek zorunda kalmadan aylarca görevlerine devam edebiliyorlar. Bu gemi için 194 metre uzunluğunda ve 22 bin ton deplasmanında olacağı söyleniyor. Temel amaçları ise biraz önce söylediğim gibi ikmal maddelerini taşımak, diğer gemilerin ve kendi üzerinde bulunan insanlı, insansız araçların ve gemilerin genel olarak bakım onarımlarını sağlamak. Son olarak da donanma için geri saflarda ama savaşın içinde durabilecek bir komuta kontrol gemisi oluşturmak, yani donanmanın en önemli gemilerinden biri olacak diyebiliriz. Ki zaten deniz kuvvetlerimizde çok amaçlı bir şey istiyordu. Peki, madem bu gemi bu kadar önemli, İkinci Dünya Savaşı zamanında bile binlerce üretilen bu tarz gemilerden biz niye üretmedik de şimdi böyle bir işe giriştik? Aslında bu işe yeni girişmedik. Daha öncesinden yakıt ve malzeme ikmal gemilerimiz vardı. Ama bunlar ortalama ikmal gemileri. Dimdegin bu kadar ses getirmesinin sebebi büyüklüğü ve içinde barındırdıkları. Yani daha önce diğerlerinin isimlerini duymamanız normal. Biraz önceki soruma geri dönelim. Neden bu denli büyük bir lojistik destek gemisini şimdi ürettik? Bildiğiniz üzere tersanelerimiz son zamanlarda ürettiği gemilerin boyutlarını büyütmeye başladı. Yani bu boyutta bir gemi bile ikinci sırada. TCG Anadolu ve Trakya gibi dev gemiler suya indiriliyor. Ki bir dev geminin de dev ihtiyaçları olur. Düşünün, olası bir durumda TCG Anadolu kendi bünyesini asker mi dolduracak yoksa onlar için malzeme mi? Şimdi diyeceksiniz, ee kardeşim bu adamlar bunu düşünmüyor mu? O gemide ikisi için de yer vardır. Tabii ki var ama bir gemiye atıyorum 50 araç, 50 de malzeme konteyneri koymak mı? Yoksa o malzemeler yerine 50 araç daha koymak mı? Sırf bu sebeple bile donanmanın kapasitesini genişlettiği için 3. havuzlu çıkarma gemisi olarak bile sayabiliriz. Yerlilik ve millilik kısmına geçelim sıra. Bu gemi yerli üretim mi? Evet yerli üretim. Neredeyse bütün sistemleri, malzemeleri ve geri kalan şeylerini çoğu yerli. Ama yaparken esinlendiğimiz bazı öncüler var. Örneğin Norveç'in Namsmaut destek gemisi. Fark ettiyseniz kapasitesi ve şekli çok benzer. Tabi arada 10 metrelik bir uzunluk ve teknoloji farkı var. Dimdek biraz daha uzun ve daha modern. Fotoğraflara bakınca şöyle diyen olabilir. Ulan resmen çalmışız adamların destek gemisini kopyalamışız falan. Yani bu tarz gemilerde çalmak olarak değil de örnek almak olarak düşünün. Tamam istesek sıfırdan bir model yapabiliriz. Ama %100 bize özgü demek için böyle uğraşlara girmemize gerek yok. Zaten kendini kanıtlamış bir platformu alıp onu geliştirerek hatalarını düzelterek kullanmak çok daha mantıklı ve kolay. Videomuzun sonuna gelmişken de şu efsane video ile bitirmek istiyorum. Hangi efsane video? İşte bu video. 6 yıl öncesi TCG Gelibolu gemimiz Lübnan önlerinde Alman yakıt ikmal gemisinden yakıt alacak. Başlangıçta her şey normal. Efsane olansa aldıktan sonra yaptı. İzliyoruz ve videoyu da bitiriyoruz. Eğer yeni videolarımızdan haberdar olmak isterseniz abone olabilir. Sıradaki videoların konusunu yorum yaparak belirleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Mit Ehren wird die Gelibolü <laughs> verabschiedet. Die Tanks sind voll. Die türkischen Kameraden danken auf ihre Art mit Piratenflagge und Musik. Das ist Tradition. jedes land hat seine kleine show. so, thank you for your cooperation, sir. have a safe journey. reis und marmor, keine waffen. das war's. cheers. Ja,